Merhaba hanımlar iğne ve örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hanımlar bugün de sizlerle bu görmüş olduğunuz motifli yeleğimizin hem modellerini beraberce yapacağız şöyle şu şekilde görmüş olduğunuz gibi hem motiflerini beraberce yapacağız hem de birleştirme aşamalarını beraber yapacağız inşallah yazlık yeleklerinizde kullanabilirsiniz şal yapabilirsiniz çok güzel çok kullanışlı bir yelek Yapabilirsiniz çeyizlerinizde çok harika. Beraberce başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen zincir çekip şuraya 5 6 tane kadar orta kısımdaki şu papatyaları yapmak için şu kadar yeterli. Hemen 5-6 zincir çektik. Geri tarafına şöyle en başında şöyle bir halka oluşturalım. Bir, iki, üç, dört. Dört tane zincir çekip bir tane doladık. Bir tane trabzan yaptık. Bir tane doladık. Bir tane trabzan. Bir tane doladık. Bir tane trabzan. Üç tane trabzan yaptık buraya. Aynı bir, iki, üç, dört tane zincir çekip aşağıya sık iğne ile şöyle battık. Birinci papatyamızın yaprağını şu şekilde oluşturduk. 4 tane zincir çektik. Bu şekilde 4 tane papatya yapacağız buraya. 2 Bir doladık. Bir doladık, iki kere de çektik. Bir trabzan yaptık. Tekrar 3 zincir çekip aşağıya battık. Aynı şekilde bir trabzan bir doladık, bir trabzan Tekrar dolayıp tekrar tırabzan şeklinde 4 tane zincir çekip aşağıya aynı yuvanın içine 3, bakın 3 tane oldu. Bu şekilde bir, bir tane daha yapalım. Bir doladık. Bir doladık. 2 doladık. 3 Bu şekilde 4 tane bakın papatya aynı yuvanın içine batarak 4 tane papatya yaptık. Tekrar 4 zincir çekip aşağıya papatyamızı şu şekilde bitirmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 5 zincir çektik. Arka tarafından şöyle sık iğneyle battığımız zincirlerin arasına şu şekilde benim tığım biraz kalın olduğu için zor oluyor. Siz uygun bir tığ ile çalışabilirsiniz. Şöyle batalım. 1 2 3 4 5 Tekrar ikinci papatyanın dibindeki sık iğneli kısma şu şekilde 2 yuva oluşturduk. 2 3 4 5 Aynı şekilde 3. yuvamızı oluşturduk. 1 2 3 4 5 bu sefer zincir çektiğimiz kısma batıp kaydırma tekniği şöyle kaydırdık. Bir tane sık iğne ile battığımız yere şu şuraya 4 tane arka takısından şöyle 4 tane yuva oluşturduk. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip iki kere doladık. Şu şekilde aynı bir yuvaya şuraya 6 defa da böyle 1 2 3 defa da çekip bir trabzan yaptık şöyle büyük bir trabzan tekrar doladık iki defa 1 2 3 defa da çekip buraya 6 tane trabzan yapacağız bu şekilde 3 oldu 4 5 ve 6 6 tane trabzan yaptık bakın şu şekilde 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane çektiğimiz zincire aynı trabzanları battığımız yere şu şekilde birinci papatyamızın arkasındaki yaprağımızı oluşturmuş olduk. İkinci kutucuğa aynı şekilde sık iğne ile batıp 6 tane zincir çekelim. 3, 4, 5 ve 6. 2 tane doladık. Aynı şekilde buraya da 6 tane trabzan yapalım. 2 3 4 5 ve 6 6 tane zincir çekip aynı boşluğa şu şekilde aynı boşluğa ikinci yaprağımızı da şu şekilde papatyamızın arkasına aynı şekilde yaprağımızı oluşturmuş olduk diğerlerinde aynı şekilde 6 zincir çekip 6 trabzanla beraber bir öncekiler gibi aynı şekilde yapmaya devam edelim. Bu şekilde bütün papatyalarımızı motiflerimizi oluşturalım yeleğimizin birleştirme kısmını en son yaparsak bizim için daha kolay olur bu şekilde istediğiniz renkten tek renkten de yapabilirsiniz istediğiniz rengarenk de yapabilirsiniz bu şekilde bütün papatyalarımızı yapıp yeleğimizi bu şekilde tamamlayabiliriz son yaprağımızı da bu şekilde 6 tane trabzan yapıp bitirelim. 6 tane trabzan 6 tane zincir aynı boşluğa batıp bir tane sık iğne gibi Yapıp bitirelim. hepimizi kopartalım. Bu şekilde bütün papatyalarımızı modellerimizi hazırladıktan sonra hanımlar ütülemeyeceğiz. Ama şöyle ufak bir e, buhar ütüyle ufak bir şöyle buhar verirsek modellerimiz daha düzgün durur. Evet hanımlar siyah ipten birleştirme kısmını yapacağız. Hemen şuradan başlayalım. Şu görmüş olduğunuz 6 tane trabzan çekmiştik 6 tane trabzan yapmıştık buradaki boşluklara şu şekilde zincir çekmeden sık iğne ile hepsini birer defa batalım şu şekilde hepsini görmüş olduğunuz gibi bakın battık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane zincir çekip hemen yanındakine aynı şekilde trabzanların arasına birer tane sık iğne ile şu şekilde batalım. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde yanındaki rengi alıp onu da yapraklarını doldurmaya başlayalım. 1 2 3 tane doldurduk. Bu tarafta da 3 tane kaldı. Hemen geri dönüp şuradan bir tane zincir çekebiliriz. Şuradaki onun da 3 tane sağında 3 tane solunda kaldı battık şu şekilde hemen yanındakine tekrar doldurmaya başlayalım bir, bir şeyler sık iğneleri sık iğneler ile trabzanlara şu şekilde doldurduk bakın burada şimdi yarım zincir çekeceğiz 15 zincir çekmiştik 15'in yarısı 7 2 3 4 5 6 7 7 zincir çekip şu şekilde battık. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektik. Hemen yanındakine şu şekilde aynı şekilde buradaki trabzanların da aralarını boşlukları şu şekilde sık iğne ile dolduralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15. Zincir çektik hemen yanındaki yapraklı kısma sık iğne ile şöyle şu şekilde dolduralım. Zaten e, trabzanlı yaptığımız için doldur, dolduracağımız yerler belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincir çektik. Hemen yanındaki rengi alıp onu da aynı şekilde doldurmaya başlayalım. Hemen batıp 3 tane dolduralım sık iğne ile bir tane zincir çekelim geri dönüp orta kısmına şu şekilde şöyle sabitleyelim doldurmaya devam edelim sık iğne ile şimdi burada bir öncekinde yaptığımız gibi 15 zincirin yarısı 7 olduğu için 7 zincir çekip 3 4 5 6 7 7 zincir çekelim şöyle batıp geri dönelim 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincir çektik aynı şekilde onu da yapraklarını trabzanların aralarına şu şekilde sık iğne ile dolduralım bu sırayı bu şekilde tamamlayalım bizim bir tane motifimiz kaldı ben onu da bu şekilde doldurayım Evet hanımlar ben bir tane motifimizi de ekledim zaten bu yan olacağı için 4 ön tarafa 4 sıra motif yapacağız tekrar burada 14 tane zincir 15 tane zincir çekeceğiz Pardon 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane zincirimizi çektik. Aynı şekilde şurada kalan bir tane kaldı bakın. Onu da sık iğne ile şu şekilde dolduralım. Zincir çekmeden dolduruyoruz sık iğnelerimizi. Evet. Şimdi 14 zincirin 15 zincirin pardon yarısını 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincir çektik. Burada 15 zincir çekmiştik. Şu şekilde ortaladık. 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektik. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bir tane boşluk bırakmıştık yaprak kısmında. Onları da bu şekilde sık iğneyle doldurup sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektik. Bakın burada bırakmıştık, yapmıştık 15 zincir. Onun da yarısı 7 olduğu için 7 zincir çektik. 7 de bu tarafına 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektik. Şu şekilde sıra sonuna kadar burayı bu şekilde tamamlayalım. sık iğne ile trabzanların aralarına zincir çekmeden şu şekilde 1 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar aynı 15 çektiğimiz zincire şu şekilde 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincir çekip aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ettik. Bu şekilde birinci sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi aynı şekilde ikinci sıramızı kurmaya başlayacağız. Aynı diğer motifimizi aldık boşluklarını şu şekilde doldurduk. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Bir tane zincir çektik, geri döndük. Şuraya arka kısmından 3 tane bir tane, bir tarafta 3 tane bir tarafta kalacak şekilde sabitledik. Tekrar aynı şekilde doldurmaya devam edelim. Bakın şu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artık yarım yarım zincir çekeceğiz burada. Buraya batmıştık az önce. Tam orta yerine, orta kısmına tekrar battık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincir çektik ve döndük. Yeşilin aynı ikinci yaprağını da sık iğne ile şu şekilde. Aşağıda yaptığımız gibi aslında aynı ilk başta yaptığımız gibi tekrar 15 zincir 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 zincir çektik tekrar diğer motifimizi aldık aynı şekilde onu da sık iğne ile 3 tane dolduralım. Bir tane zincir çekelim. Yanındaki şuradaki 3 bir tarafta kaldı. 3 bir tarafta kaldı. Aynı şekilde devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektik. Aynı az önce battığımız kısma tekrar aynı battığımız noktaya bir kez daha batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çekip motifimizin yaprak kısmına sık iğne ile dolduralım. Bakın şu şekilde oluyor. 3 tane yaptık buraya. Tekrar buradaki kısmı da batalım. Bir tane zincir çekip geri dönelim. Tekrar sık iğne ile doldurmaya devam edelim. Bakın. Şu şekilde artık birleşme kısmı oluşmaya başladı. 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektik. Bir sonraki battığımız kısma, orta kısma aynı şekilde batalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincir çekip ikinci sıramızdaki motifimizde 3 yerden birden ekliyoruz hanımlar bakın birinci sıramız ikinci sıramız üçüncü sıramız hatta dördüncü sıramız tekrar sık iğne ile bu kısımları böyle dolduralım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zincirimizi çektik. Yanındaki motifimizi alalım. Aynı şekilde doldurmaya devam edelim. 3 tane doldurduk sık iğne. Şu şekilde. Hem bu tarafa hem de şu aşağı tarafa batıyoruz ikinci sıramızda şöyle sık iğne ile doldurmaya devam edelim ekledikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektiğimiz kısma tam orta kısmına battık 1 2 3 4 5 6 7 sayılar çok önemli hanımlar sayıları eksik ya da fazla olursa üzülme daralma olabilir o yüzden sayılar çok önemli mutlaka sayısını belirleyin ve öyle ekleme yapın ikinci kısmımızda batıp sabitledik şu şekilde Elinizin ayarına göre sayıları, zincir sayılarını belirleyebilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu şekilde 7 tane, 15 tane zincir aslında tam iyi geliyor. Ama eliniz eğer sıkı ise 20 zincir de çekebilirsiniz. Çok sıkı ise tabi biri gevşek olanlar daha da azaltabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Son motifimizi de aldık. Bu şekilde rengarenk yazlık yeleklerinizi çalışabilirsiniz. Çok güzel bir yelek. Arka kısmında böyle motifle ya da 3 zincir 3 trabzan tığ işi de yapabilirsiniz. şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 son modelimizi de buraya sabitleyeceğiz 2 3 4 5 6 7 renk renk yapabilirsiniz tabi tek renk de yapabilirsiniz tek renkten de çalışabilirsiniz Şuraya da sabitledik mi? sık iğneyle her tarafına 1 iki üç dört beş altı yedi üç dört beş altı yedi bu şekilde. siz de çalışabilirsiniz, yapabilirsiniz. Evet. Yeleğimizin ikinci kısmını da bu şekilde yapmış olduk. Son sırasında ben beraber gideyim, ben yapayım. Duruşuna hep beraber bakalım. Evet hanımlar ben modelimin son sırasında şöyle yaptım, bitirdim. Bakın çok güzel oldu. Bu şekilde devam edeceğim inşallah siz de bu şekilde devam edebilirsiniz isterseniz yapabilirsiniz modelimiz bu kadardı bugünlük kanalıma abone olmayı bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın